Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü örgü çalışmamızda yine 2 sırada biten kolay bir örgü modeli paylaşacağım. Şöyle güzel bir batik ipimle geldim ve ona uygun da 4 numarada şiş kullanacağım. Videoma geçmeden önce sizlerden ricam, kanalıma abone olup yorum yaparsanız çok sevinirim. Yanındaki zili açtığınız takdirde bundan sonraki paylaştığım her yeni videodan anında haberdar olabilirsiniz. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Dilerseniz hemen modelimizin yapım aşamasına geçelim. Evet, ben şöyle 2 şişmede birlikte ilmeklerimi çıkarttım. Modelimizin ilmek sayısı 2 ve 2'nin katlarından oluşmaktadır. Sizler ne yapacaksanız onun boyutunda ilmeklerinizi çıkartabilir ve alt kısmına istediğiniz lastik modelinde uygulayabilirsiniz. Evet, modele geçmeden önce şöyle kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Sıra sonuna kadar bütün ilmeklerime ters örerek sıramı tamamlıyorum. Kenar ilmeğimi düz ördüm, sıramı tamamladım. Örgümün ön yüzüne geçtim. Modelimin ilk sırasıyla devam ediyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğimden sonra 2 ilmek arasına ilmek çıkartıyorum. 2 ilmeğin birlikte düz olarak örüyorum. 2 ilmek arasına ilmek çıkarttım. 2 ilmeği birlikte düz olarak ördüm. 2 ilmek arasına ilmek çıkarttım. 2 ilmeği birlikte düz olarak ördüm. İki ilmek arasından ilmek çıkarttım. 2 ilmeği birlikte düz olarak ördüm. Kenar ilmeğimi de düz ördüm. Modelimin arka tarafına ve 2. sıra son sıradayım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İpim kendimde tarafta. 1 ilmek ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. 2 ilmek arasına ilmek çıkarttım. 2 ilmeği birlikte düz olarak ördüm. 2 ilmek arasına ilmek çıkartıyorum. 2 ilmeği birlikte düz olarak örüyorum. 2 ilmek arasından ilmek çıkartıyorum. 2 ilmeği birlikte düz olarak örüyorum. İpi kendimden tarafa alıyorum. 1 ilmek ters ve kenar ilmeğimi düz örüp sıramı tamamlıyorum. Evet arkadaşlar, modelimiz bu 2 sıranın tekrarından oluşuyor. Ben artık devam etmeyeceğim. Sizler takıldığınız yer olursa videoyu tekrar baş alarak yapabilirsiniz. Yahut da bana yorumlar kısmından sorularınızı sorabilirsiniz. Kamera arkasında çalışmış olduğum büyük bir parçada da bu modeli şöyle göstermek istiyorum. Arka tarafı da bakın bu şekilde. Şimdi bu modelden neler yapabiliriz? Hemen kısaca sizlere onlardan bahsetmek istiyorum. Böyle 2 renkle yaparsanız yahut da batik ipiyle yaparsanız çok güzel bebek battaniyelerinde kullanabilirsiniz. Büyük yeleklerde, hırkalarda, süveter yapımında, bere ve atkalarınızda, patiklerinizde özellikle çok güzel olacaktır diye düşünüyorum. Astar gerektirmeyen bir model aynı zamanda. Umarım faydalı bir video olmuştur. Beni dinleyip izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Videolarımı beğenip yorum yapmayı, paylaşmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki güzel videolarımda görüşmek dileğiyle, sizleri çok seviyorum. Hoşça kalın.